Herkese günaydın tekrar. 2023-2024 eğitim sezonunun açılış dersi için bir aradayız. İnşallah güzel bir eğitim yılı geçiririz. Programın oluşmasında değerli katkıları olan Yakup arkadaşımıza, cerrahi ekibimize teşekkür ediyoruz. Her hafta Cuma günleri sabah 8.30'da başlayacağız. Cumaları lütfen biraz daha işlerinizi erken bitirip burada olmaya çalışın. Bazı şeyler tekrar olacak bazı insanlar için ama sürekli az önce Selen dedi. Her yıl dinliyoruz ama her yıl yeni şeyler öğreniyoruz. Hem arkadaşlara tekrar hatırlatma olacak bu konular. Hem de dinamik bir yapımız var. Sürekli yeni asistan arkadaşlar geliyor. Onların bir şekilde bu bazı temel bilgileri en baştan öğrenmesine fayda olur diye düşünüyoruz. O yüzden her yıl bu dersi mutlaka en az bir kez yapıyoruz. Hem de ben her yıl yeni bir şey hazırlamak külfetinden kurtulmuş oluyorum. Hazırda bir sürü sunum var ama gene de evet. Bugün seminer sonunda bir çekiliş yapacak Sezen Hanım. Size bazı ufak hediyeler verecek. Burada kalırsanız sizin için de faydalı olur diye düşünüyorum. Evet. Geçen yıllara göre birazcık modifiye ederek ben size yine ekokardiyografik değerlendirmeden söz edeceğim. Bu dersin sonunda daha öncekilerden farklı olarak ekokardiyograf raporunu nasıl yazacağız? Neleri nasıl ifade etmemiz gerekiyor? Bunları da size bildirmiş olacağım. Bildiğiniz gibi yurt dışında çalışan, orada bir şekilde fellowluk yapan arkadaşlarımız da oldu. Yurt dışındaki pediatrik kardiyologların çalışma stili daha farklı. Orada ekokardiyograflar var. Onlar hastaların ekolarını yapıyorlar, kayıt altına alıyorlar ve pediatrik kardiyolojiye uzmanına yönlendiriyorlar. Onlar da görüntüleri yorumlayıp hastadaki patolojiyi tespit etmeye çalışıyorlar. Bu nedenle eğer biz sadece eko yapıp ekoda gördüğümüz şeyleri yaparsak bizim ismimiz ekokardiyografır olur. Bir pediatrik kardiyolog olmaz. Bizim görevimiz pediatrik kardiyolog olarak hastayı tam olarak değerlendirmek. Tam olarak değerlendirmekten kastımız prenatal öksünden başlayarak, çünkü her aldığımız bilgiden ekokardiyografi raporuna yansıyacak ciddi ipuçları elde etme şansımız olacaktır. Hastanın öyküsünden, soy geçmişinden fizik muayene çok çok önemli, olmazsa olmaz. Bazen polikline uğradığımda görüyorum, hasta yatıyor, direkt eko probuna sarılıyoruz. Bunu her gördüğüm zaman uyarıyorum, her zaman arkadaşlara hatırlatmaya çalışıyorum. Fizik muayene ekonun bir parçasıdır arkadaşlar. Hastayı muayene etmeden, nabızlarına bakmadan, dinlemeden eko yapmak sizi eksik bırakır. Atlayacağınız çok şey olur. Dolayısıyla hastayı muayene etmeden ve artık son dönemlerde satürasyon da muayenenin bir parçası olarak kabul ediliyor. Hastanın satürasyonunu bilmeden hastaya eko yapmayın. Eko sadece bir BT gibi, telekardiyografi gibi statik bir görüntüleme metodu değildir. Eko sonuçta dinamik bir inceleme. Hastanın birçok şeyinden etkilenebilir. O yüzden de mutlaka tüm bilgileri elde ederek bu bilgileri harmanlayıp bir sonuç üretmek, sonuç yazmak oldukça önemli. Elektrokardiyografi yine ekodan önce mutlaka görülmesi, değerlendirilmesi gereken bir patoloji. Konseylerde görüyorsunuz, bazen görüyoruz işte bu prim vasede mi, koroner sinüs mü nedir? Hemen EKG'sine bakalım diyoruz. EKG'sinde süperiyor aksı var mı yok mu ona bakarak bir yorum yapmaya çalışıyoruz. Ya da PS gradyentini az alıyoruz, çok alıyoruz. Acaba sağ ventrikül basıncı nasıl, kafamızda bir soru işareti oluyor. Yine EKG'ye bakarak sağ aks deviasyonu var mı, V1'de R dalgaları yüksek mi, sağ ventrikül basıncı nasıl? Bunun yorumunu yaparak yine ekoyu yönlendirebiliyoruz. Aynı şekilde çok sıkıntı yaşanan bazı durumlar vardır. İşte atrioventriküler septal defekt görürsünüz. VSD'si restriktif mi değil mi? VSD geçişi var mı yok mu? PH'lı mı değil mi? Bir türlü karar veremeyebilirsiniz. İşte bu tür durumlarda muayene ve elektrokardiyografi size yol gösterici olacaktır. Tüm bunları yaptıktan sonra hastada ekokardiyografik değerlendirmeye geçmeli. Daha sonra da gerektiğinde diğer görüntüleme yöntemleri, biz BT'yi çok sık kullanıyoruz. MR, BT. Bunlara da bakarak hastanın son kararını vermek zorundayız. Çocuk bölümler içerisinde en zor işi olan aslında pediatrik kardiyologlar. Çünkü sürekli dinamik bir iş yapıyoruz. Sürekli hastayı görüyorsunuz ve anında karar vermeniz gerekiyor. Bu her alanda, poliklinikte böyle, serviste böyle, ameliyathanede özellikle cerrahi ekip sizi çağırıyor. Eko yapıyorsunuz ve sizin vereceğiniz kararı bekliyor. Tekrar açın, açmayın, devam edin, çıkın. Bunları söyleyebilmek gerçekten çok ciddi bir tecrübe gerektiriyor. O yüzden de bu tecrübenizi artırmak için bu tür dersleri sürekli dinleyip kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Tüm bu bulgular elde edildikten sonra biraz önce girişte söylediğim, eğer ekokardiyografırsanız hiçbir şeye bakmazsınız. Gördüğünüz her şeyi rapora yazarsınız. Ama hekimseniz
bulduğunuz tüm bulguların birbiriyle uyumlu olduğunu korele etmeniz gerekir. Hastaya transpozisyon dediğinizde saturasyonu yukarıda 100 yazıyorsa bu hastanın transpozisyon olma ihtimali son derece düşüktür. Veya kompleks bir hastada ağır PS deyip sonra saturasyon 98-99 yazıyorsanız yine ya ekonomide problem vardır ya saturasyonunuzda problem vardır. Dolayısıyla bunların hepsinin TL bulgularının, EKG bulgularının, eko bulgularının, klinik bulgularının hepsinin tümünün birbiriyle uyumlu olmasına dikkat etmemiz gerekir. Yoğun bakımda görüyoruz. Hastaya bant yapılmış. Saturasyon 95. Ekoda siz istediğiniz kadar gradyen çok yüksek. 90 gradyen alıyorum deyin. Bu hastanın bantının inefektif olduğunu söyleyebilirsiniz. Akciğer filminde vaskülaritesi çok artmış. Hasta taş ipliği, kalp yetersizliğinde. Siz ekoda ne ölçerseniz ölçün. Oradaki gradyentin az olduğunu diğer bulgulara dayanarak söyleyebilirsiniz. Bu nedenle de bu uyumun mutlaka sağlanması gerekir. Bazı kurallarımız var eko yapmadan önce. Birincisi acele etmeyin. Eko alelacele yapılacak bir iş değil. Tabii poliklinik şartlarında diyeceksiniz ki nasıl acele etmeden yapalım. Hasta seçmek çok önemli. Hastayı ayırt etmek, ciddi hasta olduğunu düşündüğünüz hastaları fark etmek. Öncelikle bunu yapmak çok önemli. Bunu yaptıktan sonra biraz kendi zamanınızdan zaman ayırmak gerekiyor. Yani çok ciddi şüphelendiğiniz, çok sıkıntılı olduğunu düşündüğünüz bir hastayı gerektiğinde anestezi altında veya gerektiğinde bir başkasıyla birlikte tekrar tekrar bakın. Uygun cihaz ve propla hasta bakın. Burada çok ciddi problem olmayabilir belki ama gittiğiniz yerlerde veya işte başka zamanlarda başka yerlerde konsültasyona çağrıldığınızda uygun olmayan bir cihaz ve propla mümkün olduğunca eko yapmayın. Size vajinal proptan tutun da lineer proba kadar ultrason proplarıyla eko yaptırmaya çalışırlar. Çok acil bir durum varsa hastanın efüzyonu var, tamponat, çok acil bir girişim gerekiyor diye düşünüyorsanız bakın girişiminizi yapın ama onun dışında tam bir eko yapıp rapor yazmayın. Gerekiyorsa hastayı uyutun, sedatize edin. Yani bizim maalesef dezavantajımız ekokardiyografi böyle bazen çok bağıra çağıra, çok ajite hastalarda yapmak zorunda kalmamız. Tabii ki her hastayı bunu yapmanız mümkün değil ama hastanın sağ kalp boşlukları geniş. Siz de bunu izah edecek hiçbir şey bulamıyorsunuz. Aa bir şey olmaz hadi gitsin diyemeyiz hiçbir zaman. Dolayısıyla indirekt bulguları olan şüphelendiğiniz her hastada mutlaka hastayı öncelikle poliklinik şartlarında sedatize edin. Gerekirse kendi bulunduğunuz merkezde ya da burada biz hastayı anjiyo listesine bile alıp bazen T listesine alıp hastayı anestezi altında, genel anestezi altında transtorasik eko yapabiliyoruz. Kendinize güvenin. Belli bir süreden sonra buradaki mesaj yanlış anlaşılmasın. Ben her şeyi yaparım, ederim, güvenli değil bu. Bir başka yerden size tanı geldiğinde, eko raporu gördüğünüzde siz farklı bir şey görüyorsanız bunun üzerine gidin. İşte X hocası bunu böyle yazmamış, farklı yazmış, bu böyle değildir o zaman deyip kendi fikrinizi değiştirmeyin. Raporu kim yazarsa yazsın, kimden gelirse gelsin. Mutlaka kendi bulgularınızı eğer destekleyebiliyorsanız o bulgular üzerine yoğunlaşın ve ısrarcı olun. Tüm bulguların uyumlu olmasına dikkat edin ve bir diğer uyaracağım nokta da yeni doğan dönemi. Yeni doğan döneminde mutlaka hastalara eko yaptığınızda, yeni doğan dönemi biliyorsunuz fizyolojik olarak da farklı bir periyot. Bu periyottaki birçok hastalığı, şantları kaçırma ihtimaliniz söz konusu olabilir. Bu nedenle yeni doğan dönemi geçtikten sonra bu hastaları mutlaka bir kez daha kontrole çağırmanızı öneririm. Evet, biraz önce söylemiştik hastayı muayene edin, EKG'yi inceleyin. TLE'yi rutinde artık çok sık yapmıyoruz ama hastalarda varsa görüntülemesi mutlaka eko öncesi onu da değerlendirmenizi öneririz. Saturasyon mutlaka olması gerekir. Üst ekstremiteden mutlaka gerekirse alt ekstremitede bakabilirsiniz. Özellikle yeni doğanlarda. Ve üst alt ekstremite tansiyonlarını ölçüp raporunuzun giriş kısmına lütfen not edin. Eko dinamik bir inceleme dedik. Nasıl dinamik bir inceleme? İşte çekim yapıp bırakmıyorsunuz. Sonuçta probun tilt hareketleri var. Anterior ve posterior tilt dediğimiz probu öne ve arkaya doğru hareket ettirmek. Hastayı muayene edersiniz, VSD üfürümü duyarsınız. Dört boşluk bakarsınız, parasitanel uzun eksen bakarsınız. Bir türlü VSD'yi göremezsiniz, musküler VSD'yi. Ama anteriora doğru tilt yaptığınızda pulmoner arterinin altında marjinal yerleşimli bir VSD'yi yakalama şansınız olur. Burada muayenenin önemi burada ortaya çıkar. Siz VSD üfürümünü duymazsanız, standart bir eko incelemesiyle hızlı da yaparsanız o VSD'yi gözden kaçırırsınız. Dolayısıyla probu hastayı genellikle sol laterale yatırarak ve probu ortalayacak şekilde, kalbi tam ortaya alacak şekilde, boşlukları görecek şekilde ekoyu yapmak gerekir. Yaşa uygun prop seçin. Probun işaretiyle ekodaki imlecin doğru yerde olduğunu kontrol edin. Bundan kastımız bazı eko proplarında ışık şeklinde, bazılarında kabartı şeklinde imleç vardır. Bunun ekodaki probla, prop işaretiyle aynı yönde olduğunu
kontrol etmeniz önemli. Bunlar ters olursa bazen farklı oraya bastığınız zaman invert yapabilir. Sağ sol değişebilir. Hastanın tanısı değişir, kalbin apeksi değişir, her şeyi değiştirebilirsiniz. O yüzden de burada tabii çok alışkın olmadığınız şeyler bunlar ama gittiğinizde bunlarla karşılaşacaksınız. Mutlaka kendi presetinizi oluşturun. Bu ne demek? Kendi presetiniz. Sonuçta her insan dünyayı farklı bir gözle görüyor. Renkler farklı, koyuluk, açıklık farklı. Herkes aynı şekilde görmüyor. Burada bile biz ekrana yansıttığımızda tamam güzel diyoruz. Burada oturan adam nasıl güzel bu, çok güzel görünmüyor diyor. Dolayısıyla her insan, her canlı farklı gözle gördüğü için kendi presetinizi mutlaka yapın. Burada size ne kazandırır preset oluşturmak? Sonuçta her hastaneye oturduğunuzda tekrar tekrar yeniden ayarları yapmak zorunda kalmazsınız. Eğer o makineyi siz kullanacaksanız kendi presetinizi mutlaka yapın ki her seferinde zaman kaybı oluşmasın. Bir diğer kötü alışkanlık da renk ve CV'yi hemen kullanma ihtiyacı. Önce hastayı iki boyutlu değerlendirin. İki boyutlu değerlendirmeden diğer modalitelere geçmek size birçok veriyi eksik bırakmaya sebep olur. Dolayısıyla bir kapağı değerlendiriyorken önce iki boyutlu tarif edin. Daha sonra diğer renkli ve CV Doppler ya da pas Doppler verilerini ekleyin. Evet, hepimizin isimlerini duyduğumuz Bankura, Anderson ve son olarak Modifiye Anderson kurallarına göre biz ekokardiyografik incelemeyi yapıyoruz. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için kalbi bu şekilde çizip patolojileri bunun üzerinde çalışmak hastalığı ve patolojiyi anlamak açısından oldukça önemli. Bu şemayı mutlaka her hastayı konuşurken, çalışırken çizin. Bir tiroid adresi veya diskordans diyorsanız bunun üzerinde işaretleyerek olabilecek patolojileri öngörün. Ve burada sırasıyla venöz dönüşleri, atriumların yerleşimini, ventriküllerin yerleşimini ve büyük damarları biraz sonra sayacağımız sırayla mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Pulmoner venöz dönüş ve sistemik venöz dönüşün atriumlara bağlantısına venoatriyal bağlantı adını veriyoruz. Atriumlarla ventriküler arasındaki bağlantıya atrioventriküler bağlantı adını veriyoruz. Ve ventrikülerle büyük damar arasındaki ilişkiye de ventrikül-arteriyel bağlantı adını veriyoruz. Bu sırayı artık hepimiz ezbere biliyoruz. Hastanın atrial sütunundan başlayarak sırasıyla venoatriyel bağlantı, atrioventriküler bağlantıyı, ventriküler loopingi, ventriküler-arteriyel ilişkisini, büyük arterlerin birbiriyle olan uzaysal ilişkisini, intrakardiyak ve ekstrakardiyak defektleri tanımlayıp son olarak da pulmoner hipertansiyon durumunu mutlaka normal olmayan patolojik eko raporlarının altına yazmamız gerekiyor. Pulmoner hipertansiyon varlığı olup olmaması hastanın aslında ne yapılacağı kararının en önemli noktası. Dolayısıyla raporun son noktası pulmoner hipertansiyonla ilgili veri olmalı. Bu veriyi de sadece pulmoner hipertansiyon yazıp bırakmamak çok çok önemli. Bazı raporlarda görüyoruz maalesef. Hastanın tanıları yazılıyor. En altına pulmoner hipertansiyon. Nedir bu? Sistemik midir? Suprasistemik midir? Önemli midir? Hafif midir? Bunu bilmeden hastayı yönlendirmek çok mümkün değildir. Dolayısıyla raporun en önemli kısımlarından birisi pulmoner arter basıncının ifade edilmesidir. Birçok yoldan pulmoner arter basıncını ölçebiliriz. Tiroksit kapak yetersizliği, şantlar arasındaki gradyentten, pulmoner yetersizlikten pulmoner arter basınçlarını kaydedebiliriz. Dolayısıyla tüm pulmoner arter basınçlarını ölçüp özellikle birbiriyle uyumlu olan en yüksek olanlarını rapora kaydetmek önemli. Şimdi sırasıyla bu patolojilerin ekokardiyografik değerlendirmeleri ne olduğunu konuşacağız. İlk baktığımız yapılar atrial situs. Atrial situsa genellikle abdominal situsa bakarak karar veriyoruz. Abdominal situs birkaç farklı şekilde olabiliyor. Sağlıklı insanlarda ve en sık gördüğümüz şekli solitus, inversus ya da ambiguus olabiliyor. Ambiguus dediğimizde sağ ya da sol izomelik hastalar kastediyoruz. Peki hastaya baktık. Situs solitus dediğimizde ne anlam ifade ediyor situs solitus? Sağ atriyumun sağda, sol atriyumun da solda olduğunu biz söylemiş oluyoruz. Yani biz abdominal situsa baktığımızda biraz sonra söyleyeceğiz nasıl gördüğümüzü. Situs solitus diyorsak abdominal situs bu aynı şekilde atrial situsunda normal olduğunu bize gösteriyor. Bunun ifadesi de sağ atriyumun sağda, sol atriyumun da solda olduğunu gösteriyor. Inversus deyince atriyumların yeri değişiyor. Situs inversus demek kalbin, ventriküllerin, apexin yerinin değişmesi demek değildir arkadaşlar. Situs inversus diyorsak sadece sağ atriyum sola geçmiş, sol atriyum sağa geçmiş şeklinde bir ifade kullanıyoruz. Sağ izomelik dediğimiz hasta grubunda ise her iki atriyumun yapısının sağ yapısında olduğunu, sol izomelik deyince de her iki atriyum yapısının sol yapısında olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi situsa ve kalbin yerleşimine bakarak hastalardaki kalp hastalığı riskini, ihtimalini önceden öngörmek mümkün.
Mesela en sık gördüğümüz şey normal nedir? Situs solitus ve levokardidir. Yani hastanın situsunun normal olması, apeksine sola bakması. Böyle durumda kalp hastalığı riski nedir? %1 civarındadır. Yani sağlıklı popülasyonlarda %1'in altındadır. İşte ülkede %1 derseniz yaklaşık 15 bin tane her yıl yeni konjenital kalp hastası çocuk doğar. Hastanın situsuna baktınız solitus ama kalbin apeksi sağa doğru dönmüş, dextrokardik. Böyle bir durumda sıklık ne olabilir sizce? Yüksek olur. Oldukça yüksek olur. Yani hastanın situsu solitus ama apeks sağa doğru dönmüşse çoğunlukla korelatif TGA'lı hastalarda bu şekilde olabilir. Dextrokardik olduğunda %95 oranında patoloji tespit etmeniz gerekir. Yani siz situsla apeksin yönüne bakarak ciddi bir kalp hastalığı olup olmadığı konusunda ciddi bir fikre sahip olma şansınız var. Aynı şekilde inversus dextrokardi olduğunda %3-5, inversus levokardi olduğunda ise neredeyse %100'e yakın bir patoloji görme ihtimalimiz söz konusu. Sol izomelik hastalarda %90'ında, sağ izomelik hastalarında neredeyse hepsinde patoloji tespit ederiz. Şöyle bir eka raporu kabul edilemez arkadaşlar. Hasta sağ atrial izomelizm, normal intrakardiyak bulgular. Burada bir problem var demektir. Ya sizin situs değerlendirmeniz yanlıştır ya da yukarıda görmeniz gereken patolojileri görmüyorsunuz demektir. Sol izomelikler için bu kural birazcık esnetilebilir. Sol izomeliklerin %80-90'ında ciddi kardiyak patolojiler görülebilir. Ama %10 ihtimalle hasta sol izomelik olup da normal intrakardiyak yapılara sahip olabilir. Bazen de hastalarda sol izomelik olmadan da azigos ya da hemazigos devamlılığı söz konusu olabilir. Abdominal situsa bu şekilde bakıyoruz. Oklarla görürseniz burası ön, arka, sağ ve solu gösteriyor. Probu subkostal bölgeden sfoidin hemen altına yerleştirdiğimizde göreceğimiz iki tane büyük damar var. Bunlardan birincisi aorta, ikincisi de vena cava inferior. İşte kolonna vertebralis'i görüp aortayı kolonna vertebralis'in solunda, vena cava inferior'u da sağında ve birazcık önünde görüyorsak bu hastaya situs solitus anlamını yükleyebiliriz. Situs solitus deyince ne ifade ediyoruz? Yukarıya çıktığımızda sağ atriyumun sağda, sol atriyumun da solda olduğunu ifade etmiş oluyoruz. Bu bulgu bize sadece bunu veriyor arkadaşlar. Biraz önce de söyledim. Apex'in yönünü, ventriküllerin yerleşimini, AV ilişkiyi veya ilişkiyi hiçbir şekilde ifade etmez. Sadece atriyumların normal yerinde olduğunu ifade eder. Situs solitus hastalarda, abdominal situs normal olan hastalarda genellikle dalak solda, karaciğerde sağda olarak yerleşmiştir. Burada yine solitus bir hastanın aortasını ve vena cava inferiorunu görmektesiniz. Bunun tam tersi olduğu durumda ise situs inversus'tan söz ediyoruz. Tam tersi deyince ne anlıyoruz? Burada ön arka ilişki değişmiyor arkadaşlar. İnversus'ta hem batında hem de yukarıda büyük damar ilişkilerinde sadece sağ sol ilişki değişir. Ön arka ilişki değişmez. Dolayısıyla aort yine arkadadır. Ancak vena cava inferior sternum soluna yerleşmiştir. Karaciğer soldadır. Böyle olduğunda da yukarıda sağ atrium solda ve sol atrium da sağa yerleşmiştir. Karaciğer sağa geçmiştir. Dalak da solda yerleşmiştir. Burada da inversuslu bir hastanın ekokardiyografik görüntülemesi sağ atrium sola geçmiş, sol atrium da sağa geçmiş olarak ifade edilir. Sağ izomelik dediğimizde ise aortayı ve vena cava inferiori aynı tarafta görüyoruz. Bu sağda da olabilir, solda da olabilir. Eğer aort ve vena cava inferior sağdaysa ya da aynı tarafta soldaysa hastaların sağ atrial izomelik olma ihtimali son derece yüksektir. Böyle olduğunda da her iki atriumun sağ yapısında olduğunu, karaciğerin orta hattı olduğunu ve dalağın gelişmemiş olduğunu çoğunlukla ifade edebiliriz. Burada görüyorsunuz kolonna vertebralis burada hem aorta hem de vena cava inferior vertebral kolonun sağında yerleşmiş. Bu oldukça önemli. Özellikle kateter yaparken bunların nereden seyrettiğini bilmek. İşte tel koyduğunuzda sanki aortanın içindeymişiz gibi hissedip aslında oranın bir vena cava inferior olduğunu bilmeniz gerekebilir. O yüzden de anjiyoda da bunların küçük bir şit takıp kontrol etmeden mevcut şiti takmamak gerektiğini de bilmek gerekir. Burada da sağ atrial izomelizm örneği. Sol izomelik biraz daha farklı. Sol izomelik deyince aorta biraz daha öne doğru gelmiş ve artık vena cava inferioru göremiyoruz. Vena cava inferioru göremediğimiz her durumda sol izomelik durumdan şüphelenmek gerekir. IVC'nin 3 segmenti var. Bunlardan hepatik segment gelişmediği zaman hepatik venler direkt olarak atriyum açılır ve alt ekstremitenin batının kanı azigos ya da hemazigos veni dediğimiz embriyolojik olarak mevcut olan ama çok geniş olmayan venler aracılığıyla kolonna vertebralisin sağından ya da solundan yukarıya doğru vena cava superiora açılırlar.
Bu venlerin devamlılığına da azigos devamlılığı ya da hemazigos devamlılığı adını veriyoruz. Terminolojik olarak buna sağ azigos, sol azigos diyenler var ya da soldakine hemazigos, sağdakine azigos olarak da isimlendiren ekoller var. Buradan baktığınızda sanki böyle arcus görüntüsü gibi görülmekle beraber bu aslında azigos veninin superior vena cava'ya açıldığını bize gösteriyor. Sol izomerik deyince de her iki atriumun sol yapısında olduğunu bileceğiz. Hepatik venlerin direkt olarak atriuma açıldığını bileceğiz ve azigos ya da hemazigos veninin aşağıdan yukarıya doğru sol SVC'ye geldiğini bilmemiz gerekiyor. Burada da aortayı ve hemen arkasında hemazigos venini görmektesiniz. Bunu gördüğünüz zaman sol atrial izomerizm adını veriyoruz. İzomerik hastalarda biraz önce bahsettiğim gibi çok ciddi patolojiler bekliyoruz. Bu patolojilerin başında sistemik ve pulmoner venöz dönüş anomalileri. Özellikle sağ atrial izomerik hastalarda suprakardiyak ya da infrakardiyak anormal pulmoner venöz dönüş mutlaka bakılması gereken patolojiler. Maalesef eko raporlarında hasta geliyor. Bazen izomerik olduğu da söylenmiyor. Söylense bile pulmoner venöz dönüş tarif edilmiyor. Gelenlerin önemli bir kısmında suprakardiyak ya da infrakardiyak taplığı tespit ediliyor. O yüzden bir hastaya sağ atrial izomerizm tanısıyla başlıyorsanız mutlaka pulmoner venlerin nereye açıldığını, tüm pulmoner venlerin atriuma mı, vena cava superiora mı, inferiora mı nereye açıldığını mutlaka ve mutlaka ifade etmeniz gerekir. Sağ izomerikte genellikle total pulmoner venöz dönüş anomalisi eşlik ederken sol izomerik hastalarda da iki pulmoner ven sağa, iki tanesi de sola açılacak şekilde karşımıza gelir. Sağ izomerik hastaların devamı çoğu arkadaş ezbere bunu biliyor artık. Komplet AVS'de ambalans genellikle DOR ve PS şeklinde oluyor. Çok nadiren serbest pulmoner kan akımlı hastalar da son dönemde birkaç tane geldi bant yapma ihtiyacı duyduğumuz. Sol izomerik olanlarda da genellikle mitral atrezi, sol ventrikül hipoplazisi gibi mitral stenoz ve koarktasyon gibi sol kalp yapılarının hipoplazisi ya da atrezisi karşımıza çıkabilir. Tabii sol izomerik, sağ izomerik deyince sadece kalp değil, simetrik yerleşimi tüm organlarda problem ortaya çıkıyor. Yani sağ akciğer, sağ izomerik hastalarda ikisi de sağ akciğer yapısında. Sol izomerik hastalarda hem akciğerler hem bronşlar sol bronş ve akciğer yapısında olarak karşımıza çıkıyor. Bu neden önemli? Bazen arada kaldığımız hastalarda tomografi çektiğimizde özellikle radyoloji departmanı bize hastaların bronşlarına ve akciğerlerine bakarak sağ ya da sol izomerik olduklarını daha net olarak ifade edebiliyorlar. Tabii izomerik hastaların kesin tanısı aslında atriumlara bakarak koyuluyor. Cerrah kalbi açtığında size her ikisi de sağ atrium diyorsa bunun üzerine artık daha farklı bir şey söylemek çok mümkün değil. O yüzden atriumların yapısını ayırt etmek izomerik hastaların tanısını koymakta oldukça önemli. Sağ atriumun apendajı geniş üçgen şeklinde, sol atriumda ise parmak şeklinde. Transtorosik ekolarda bu her zaman görülmese de transözofajyal ekoda çok net olarak bu iki apendajı birbirinden ayırt edebilirsiniz. İşte pektinat kaslara ve kriste terminalse bakarak sağ ya da sol olduğunu söyleme şansınız var. Açılan venler her zaman atriumların yapısını bize vermez. Burada sadece birazcık IVC'ye güvenebiliriz. IVC'nin %99,9 sağ atriuma açıldığı söylenir. Onun dışında sistemik venöz dönüş anomalisi ve pulmoner venöz dönüş anomalisi bunlar da çok sık olduğu için bu hastalarda rutinde SVC'yi gördük, ha burası sağ atriumdur deme şansımız yok. O yüzden de bu venlere bakarak atriumları yerleştirmek çok mümkün değil. Situs'a baktıktan sonra hemen yukarı çıkıp hastadaki kalbin pozisyonuna bakıyoruz. Kalbin pozisyonu en sık gördüğümüz şekil levokardik olabilir. Levokardi demek apex'in sola doğru bakması ve kalbin sol hemitoraksa yerleşmesi. Mezokardik olabilir, yani kalp orta hatta olabilir. Mezokardik kalpleri görüntülemek her zaman daha zordur. Özellikle korektif transpozisyonlu hastalarda mezokardik yerleşim sıkça karşılaşılır. Dextrokardi ise apex'in sağa doğru bakması. Herhalde bir fellow'un en sık, en çok canını sıkan şey dextrokardik bir hastaya karşılaşmak, bakmak. Aslında hiçbir şey değişmiyor. Hasta dextrokardik de olsa situsuna göre siz başlayıp devam ederseniz hiçbir şey değişmeden yine tanınızı koyma şansınız var. Yapılan hata şurada. Siz dextrokardik deyince sanki her şeyin yeri değişmiş anlamı çıkartıyorsunuz. Bu doğru değil. Dextrokardik olabilir ama hasta sadece aynı hayali dextrokardi ise her şeyin yeri değişmiştir. Onun dışında bir hastanın dextrokardik olması kalbin içindeki yapıların ne olduğu konusunda size hiçbir fikir vermez. İşte bunun bir örneği dextro pozisyon. Dextro pozisyon deyince aslında kalp yapıları tamamen normal. Sol atrium, sağ atrium her şey yerli yerinde. İşte diyafram hernisi olabilir, pnömotoraks olabilir, akciğerde kistik lezyonlar olabilir, akciğer bir şekilde itilmiştir ya da sağ akciğer agenezisi olabilir. Kalp sağa doğru yer değiştirdiğinde buna dextro pozisyon diyoruz. İntrakardiyak yapılar tamamen
normal. Aslında yapılar normalken apex sağa doğru yönelmişse farklı sebeplerden dolayı buna da dextroversiyon diyoruz. Eğer kalbin içindeki yapılar da değişmişse bunu gördüğümüz aslında tek bir yer var. Situs inversus totalisli hasta grubu. Bu hastalarda her şey ayna hayali. Yani kalbi aynaya tuttuğunuz şekilde ekokardiyografik görüntülerini elde edersiniz. Burada levokardik olan apex'in, bakın bu işaret önemli. Sizin probunuzun da solda olması gerekir. Böyle tuttuğunuzda apex'in solda olduğunu ve levokardik olduğunu görüyoruz. Burada kalp tam orta hatta, mezokardik bir hasta ve burada da apex sağa doğru dönmüş. Burada yine probun pozisyonu ve probun işaretleyicinin doğru yerde olduğunu dikkat etmemiz gerekiyor. Situs'a baktık, apex'in yönünü belirledik. Aslında bu ikisine bakarak ciddi bir kalp hastalığı olma ihtimalini biz ortaya koymuştuk. Bundan sonraki aşamalarda önce venöz dönüşleri, sistemik venöz dönüşü ve pulmoner venöz dönüşleri nasıl olduğunu görmemiz gerekiyor. Normal sağlıklı insanlarda inferior vena cava ve superior vena cava sağ atriyuma açılır. İki tane büyük sistemik ven vardır. Burada genellikle solda bir vena cava superior yoktur. Innominate ven, sol jugular ve subclavian venleri toplayarak SVC'ye katılır. Çoğunlukla sağlıklı insanlarda gördüğümüz sistemik venöz dönüş bu şekildedir. Bunun farklı modifikasyonları olabilir. Ne olabilir? IVC yine normal yerine gelir, SVC gelir. Sol SVC de olabilir hastalarda. Sol SVC innominate venle bağlantılı olabilir. Bunu genellikle hastaların raporuna bilateral vena cava superior yazıp parantez içinde işte interkaval iştirak var ya da yok diye belirtmemiz gerekiyor. Özellikle cerrahi ekibin pompa kanülasyon stratejisini belirlemesinde ve özellikle tek ventrikül adayı hastalarda plan yapılma aşamasında kavaların yerlerinin belirlenmesi, çaplarının belirlenmesi ve çift olup olmadığı, interkaval iştirak olup olmadığı mutlaka raporda ayrıntılı olarak belirtilmesi gerekir. Pulmoner venler genellikle iki sağdan iki soldan olmak üzere dört tane sol atriyumu açılır. Nadiren beşinci pulmoner ven de sağdan ya da soldan açılabilir. Özellikle sağ kalp boşları geniş olan hastalarda dört pulmoner ven görseniz de bazı durumlarda beşinci pulmoner veni aramak gerekebilir. Bazen de sol SVC innominate ven olmadan ya da interkaval iştirak olmadan direkt olarak atriyumu açılabilir. Böyle olduğu durumlarda bir tehlike vardır. Sağ atriyumu açılmama ihtimali söz konusu olabilir. Özellikle işte size saturasyon düşük olan bir hasta geldiğinde ilk akla gelecek tanılardan birisinin ne olması gerekir? Sol persistan vena cava'nın sol atriyuma drenajı. İkincisi ne geliyor aklınıza? Hastanın saturasyonu düşük, size yönlendirildi. Hasta desatüre, konjenital kalp hastalığı soru işareti. Saturasyon 75. Siz de böyle büyük bir heyecanla aldınız. Tamam dediniz, bu çok ciddi, kompleks bir patoloji. Dört boşluk direkt hayal kırıklığı. Dört boşluk normal. AV veya ilişki normal. Hastada başka bir patoloji var. Ne dediniz? İşte ilk akla gelecek sol SVC'nin sol atriyumu açılması. IVC'nin anormal dönüşü olabilir. Çok nadirdir ama olmaz değil. Sol SVC'yi hemen ekarte edebilirsiniz. Nasıl yaparsınız? Sol koldan bir damar yolu açarsınız. Oradan bubble kontrast verdiğinizde eğer sol atrium doluyorsa direkt olarak tanı koyma şansınız var. Böyle hastalarımız oldu. Düşük saturasyonla gelip düzeldiler. Eğer bu yoksa diğer arayacağınız şey de pulmoner arteriye venöz malformasyon. Mutlaka bu hastalarda kontrast eko yapıp kontrast ekonun kalbe dönüp dönmediğine bakmanız gerekir. Yani düşük saturasyonla intrakardiyak bir patoloji görmüyorsanız ya sol persistans sistemik venöz dönüş anomalisi ya da pulmoner arteriyovenöz malformasyon aramanız gerekiyor. Evet, diğer sistemik venöz dönüş anomalisi de biraz önce bahsettiğim sol ezomelik hastalarda gördüğümüz azigot ya da hemazigot devamlılığı. Burada aşağıda IVC'yi görmediğinizde hepatik venlerin direkt olarak atriyuma açıldığını gördüğünüzde azigotun ya da hemazigotun yukarıya superior vena cava'ya açıldığını da görmeniz, göstermeniz gerekir. Sistemik venleri subkostal kesitte ve suprakoronal, suprasternal sistemde çok net olarak görebilirsiniz. Özellikle suprasternal koronal kesitte SVC'nin açıldığını, sağ atriyuma girdiğini, ayrıca sol atriyuma iki tane yukarıdan, iki tane de aşağıdan pulmoner venlerin geldiğini, ikisinin kırmızı, ikisinin de mavi olarak görmeniz çoğunlukla mümkündür. Küçük çocuklarda bu görüntüyü net olarak elde edebilirsiniz. Uyarıcı olan bir şey, parasternal uzun eksende böyle mitral kapağın komşuluğunda bir geniş dilate yapı gördüğünüzde hemen aklımıza ne gelecek? Koroner sinüsün dilate olması gelecek. Bu eşittir persistan demek değil arkadaşlar. Bu sadece koroner sinüsün geniş olduğunu gösterir. Koroner sinüs geniş olunca ne arıyorsunuz? İlk başta sol persistan vena cava superior var mı diye bakıyorsunuz. O varsa işiniz kolaylaşıyor ama o yoksa ne aramanız gerekiyor?
Bu kez de pulmoner venöz dönüş anomalisi var mı diye, koroner sinüsü açılan başka pulmoner venler var mı diye bakmanız gerekiyor. Gördüğünüz her şeyin mutlaka bir izahının olması gerekir arkadaşlar. Hastanın sol kalp boşlukları geniş, ha olabilir, bu normaldir, değil. Sağ kalp boşlukları geniş olabilir, değil. Hastanın koroner sinüsü geniş, ha bazı çocuklarda böyle geniş koroner sinüs görüyoruz, böyle değil. Gördüğünüz indirekt her bulgunun karşılığını, sebebini mutlaka geriye dönüp aramanız, bulmanız ve rapor etmeniz gerekir. Evet, pulmoner venlerde söyledik. Genellikle sağdan ve soldan ikişer tane gelir. Süprasternal bakıda görülür. Burada özellikle total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisini atlamamak için ASD şantının yönü mutlaka önemli. ASD şantı sağ sol olan her hastada az önce bahsettiğim gibi mutlaka bir patoloji aramanız ve bulmanız gerekir. Bu da normal değil. Yani bir 6 aylık çocukta ASD sağdan sola şantlı. Ha tamam, bu normal olabilir, işte çok ağladı, şant öyle oldu. Böyle bir şey yok. Tatlı da atlanır mı demeyin. Tatlı da atlanır. Gerçekten atlanabilir. Özellikle yeni doğan döneminde. Sonraki dönemlerde de atlayabilirsiniz. O yüzden ATD'nin şantına sağ sol olan tüm hastalarda ve pulmoner venlerin nereye döndüğünü arayıp bulmanız gerekir. Pulmoner venleri apikal 4 boşlukta ve süprasternalde görebilirsiniz dedik. Anormal dönüş olduğunda ise genellikle pulmoner venler atriumun arkasında bir kesede toplanır. Sol atrium küçüktür. Uyarıcı bulgular genellikle sağların geniş olması, sol atriumun küçük olması ve ATD'den sağ sol şantın olmasıdır. Bunları tespit ettiğinizde hemen pulmoner venleri atriumun arkasında aramanız gerekir. Genellikle bu keseden çıkan bir vertikal ven ya superior vena cava'ya, yani innominate vena, ya da IVC'ye doğru, portal sisteme hepatik venlere doğru açılabilir. Burada bu keseyi gördüğünüzde vertikal veni arayacağınız 3 yer var. Birincisi soldan innominate venden yukarıya gidebilir. Burada göremiyorsanız sağ seyirli vertikal veni olabilir. Özellikle bronş bası yapması nedeniyle bu oldukça önemlidir. Hastaların takibi ve takip sırasında sıkıntıya girip girmemesi açısından. Üçüncüsü de aşağıya doğru inferior vena cava, hepatik venlere ya da portal sisteme açılması söz konusu olabilir. Evet, burada görüyorsunuz pulmoner venöz konfluens burası. Pulmoner venler toplanmış. Burası sağ atrium geniş. Burada da yine pulmoner venlerin birleştiğini ve aşağıya doğru bir vertikal ven oluşturduğunu görmektesiniz. Bir başka örnek. Burada superior vena cava akımının çok artmış olduğunu görüyoruz. Bir diğer ipucumuz bizim kapaklardaki ve damarlardaki akım hızları. Bir hastadaki tritipsit inflow akım hızı artmışsa bir ASD olma ihtimali çok ciddi karşımızda durur. Pulmoner kan akımı artmışsa yine soldan sağa şantlı bir defekt olma ihtimalini düşünmemiz gerekir. Aynı şekilde SVC ve IVC akımlarını, çok bu normal bir akım değil. Gözünüzün alışkın olduğu bir akım değil. SVC çok artmış. Dolayısıyla böyle bir akım gördüğünüzde buna sebep olacak patolojinin yine izah edilmesi gerekir. Bakın burada da vertikal veni görüyorsunuz. Sanki arkus aorta gibi görülür. Bu hastaların özellikle infrakardiyak tatlıların ve suprakardiyak obstrüktif tatlıların arkusları da biraz küçük olduğu için arkusu görüntülemek zordur. Bunu arkus zannedebilirsiniz bu şekilde. Ama akımın yönü tamamen ters. Burada gördüğünüz gibi hafif türbülans yapan ve innominate veni ve vena cava superior'u çok genişletmiş bir pulmoner venöz dönüş anomalisi vertikal ven örneği görmektesiniz. Biraz önce bahsettim. Bazen koroner sinüse de pulmoner venler dönebilir. Koroner sinüse döndüğünde de yine koroner sinüsün çok genişlemiş olduğunu burada görmekteyiz. Bazen de direkt olarak sağ atriuma açılabilir. Sağ atriuma açıldığında da herhangi bir kalp damar genişlemesi olmadan sadece atriumu ventrikülde dilatasyon karşımıza çıkar. Sistemik ve pulmoner venöz dönüşü tanımladıktan sonra bir sonraki rapordaki sıramızdaki belirtmemiz gereken şey ventriküler looping. Ventriküler looping, ventrikülerin birbiriyle olan uzaysal ilişkisini gösterir. Situs'ta söylediğim gibi birbiriyle olan ilişki dışında başka hiçbir şey ifade etmez. Atrioventriküler ya da ventriküler arteriyel bağlantı üzerine bir etkisi yoktur. Sadece ventriküler looping ile büyük damar ilişkisini genellikle biz birbirine paralel olmasını bekleriz ya da isteriz. Yani bir hastada D-loop ventriküler varsa büyük damar ilişkisinin D-malpozu, L-loopsa L-malpozu olmasını bekleriz ama kural değildir. O nedenle de ventriküler looping'i her şeyden bağımsız olarak değerlendirmek gerekir. Ne demek looping? Uzaysal ilişki dedik. Normalde sağlıklı insanlarda sağ ventrikül ve sol ventrikülün durumuna göre buna karar veriyoruz. Eğer sağ ventrikül sol ventrikülün sağında ise D-loop ventriküler yerleşim adını veriyoruz. Normal sağlıklı bireylerde ve sıkça gördüğümüz durum bu.
Korek TGA başta olmak üzere kompleks patolojilerde ise el loop ventriküler görebiliyoruz. Yani dört boşluk baktığınızda sağ ventrikülü hastanın sol tarafında görüyorsak el loop ventrikülden söz ediyoruz. Tabii bunu diyebilmek için ventrikülerin özelliklerini bilip hangi ventrikülün kim olduğunu tespit etmek oldukça önemli. Bu çok sık kliniğimizde yaptığımız bir şey. İşte sağ ventrikül mü, sol ventrikül mü, hangi ventrikül hipoplazik? Bunlara bakarak karar veriyoruz. Eğer üç boyutlu eko yaparsanız kapağın birinin tiroidite olduğunu görme şansınız var. Kapak lifletlerine bakabilirsiniz. Kapağın yerleşimi önemli. Bizim en çok baktığımız şeyler kapağın yerleşimi, septal lifleti olup olmaması, AV kapak devamlılığı ve ventrikülün yapısı. Kapak yerleşimi apex'e daha yakın olanın tiroidite olduğunu daha çok düşünürüz. Septal liflet oldukça önemli, çok ayırt edici bir özellik. Eğer bir kapağın lifleti septuma yapışıyorsa bu kesinlikle tiroksit kapaktır diyebilirsiniz. Septuma yapışmayan kapaklar genellikle mitral kapak lifletleri olur. Yapışmadığı için ne yapar? Atrioventriküler kapaklarla devamlılık gösterir. Bu ne demek? Genellikle sol ventrikülden çıkan damar eğer aortaysa mitral kapak aortayla devamlılık gösterir. Eğer hasta transpozisyonsa sol ventrikülden pulmoner arter çıkıyorsa bu kez mitral kapak pulmoner arterle devamlılık gösterir. Dolayısıyla seminiler kapaklarla AV kapak devamlılığı gösteren ventrikülün kapağı genellikle ve her zaman mitral kapak olacaktır. Bunlara baktığımızda çoğunlukla bir fikrimiz olur. Daha çok bize yol gösterici bir diğer şey de kapakların ve ventriküllerin yerleşimi. Eğer anteriorda yerleşmiş bir ventrikül varsa çoğunlukla bu ventrikülün sağ ventrikül olduğunu düşünürüz. Sağ ventrikül kaba traveküllüdür, moderatör bant vardır. Tüm bunlara bakarak hepsinin birbiriyle uyumlu olduğunu görerek hastanın ventrikülünün sağ ya da sol olduğunu çoğunlukla ifade edebiliriz. Nadiren özellikle böyle tek ventrikül hastalarında ventrikül yapısının ne olduğu konusunda soru işaretlerimiz olabilir. Öyle olduğunda da andeterminli ventrikül adını veriyoruz. Burada ventrikül yapılarını görmektesiniz. Ventriküler looping'e baktığımızda burada normal sağ ventrikül sol ventrikül sağında olduğunda D loop, tam tersi olduğunda da L loop ventrikül adını veriyoruz. Burada bir D loop örneği, burada da L loop örneği. Burada gördüğünüz kapak apex'e daha yakın. Yapısı daha kaba trabeküllü. Trabeküler moderatör bant mevcut. Burada biraz daha anterior yapsak mitral aort devamlılığını ve tiroksit kapağın septal lifletinin septuma yapıştığını görerek buranın kesinlikle sağ ventrikül olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da nasıl ifade ediyoruz? Ventriküler looping'i L loop ventriküler yerleşim olarak söylüyoruz. Bunu da yaptıktan sonra artık biraz daha ciddi noktalara geliyoruz. Atrioventriküler bağlantıyı ifade etmeye çalışıyoruz. Atrioventriküler bağlantı deyince situs solutus bir hastada solda yerleşmiş atriyumun altında hangi ventrikül var? Sağda yerleşmiş sağ atriyumun altında hangi ventrikül var? Bunları ifade etmemiz gerekiyor. Looping'e karar verirken zaten ventrikül morfolojilerini tespit etmiştik. Bunlara bakarak da atrio-ventrikül ilişkiyi söylüyoruz. Her iki taraf için de hem bir ventrikül hem de tek ventrikül tipinde bağlantılar olabilir. Bir ventrikül bağlantı olduğunda sağ atriyumun altında sağ ventrikül varsa, sol atriyumun altında da sol ventrikül varsa bu ilişkiye atrio-ventriküler konkordans adını veriyoruz. Tam tersi olduğunda yani sol atriyumun altında sağ ventrikül yerleşmişse bu ilişkiye de atrioventriküler diskordans adını veriyoruz. İzomelik hastalarda ise genellikle atriyumlar her ikisi sağ ve sol olduğu için de ambiguous ilişkiden söz edilebilir. Burada AV ilişkinin normal olduğu yani situs solutus dediğimiz zaman sol atrium burası, mitral kapak var, altında sol ventrikül var. Sağ atrium burası, altında tiroksit kapak var ve sağ ventrikül burası. AV ilişki normal. Burada sol atriyumun altında tiroksit kapak var. Gördüğünüz gibi daha apikal yerleşimli kaba trabekülü bir ventrikül. Burada da atrio-ventriküler ilişkinin diskordans olduğunu söylüyoruz. Bunlar bir ventriküler ilişki. Tek ventriküler ilişki olduğunda ise hastalarda üç farklı şey olabiliyor. Birincisi double inlet olabiliyor. Yani her iki AV kapak tek bir ventrikül açılabiliyor ki çoğunlukla inlet yerleşimli ventriküler sol ventrikül oluyor. Double inlet sol şeklinde olabilir. Nadiren %3-5 sağ şeklinde de olabilir bu. İkincisi tek bir kapak vardır. Mitral tiroksit ayrı ayrı gelişmemiştir. Ortak bir AV kapak vardır. Özellikle kısa izomelik hastalarda gördüğümüz atrioventriküler septal defektlerde burada common inlet olur. Bir de single inlet dediğimiz yani tek bir AV kapağın gelişmediği bu mitral olabilir, tiroksit olabilir, atrezik olan single inlet bağlantı olabilir. Bunların sağı ve solu her iki şekilde olabilir. Çift girişli olanların çoğunlukla sol ventrikül olduğunu bilmemiz önemli. Burada görüyorsunuz iki tane AV kapak var. Soldaki sol ventrikül yapısındaki mitral yapısındaki kapak, sağda tiroksit kapak. Her ikisi de
morfolojik sol ventrikül açılıyor. Dublin'de sol ventrikül. Burada daha kaba trabeküllü bir ventrikül var. O yüzden çift girişli sağ ventrikül demişiz. Burada single inlet'e örnek. Sağ tribün altındaki kapak gördüğünüz gibi kalın ve atretik. Sağ ventrikül hipoplazik. Dolayısıyla bu hastada tribüspit atresi, sağ AV bağlantı yokluğu ya da single inlet şeklinde ifade edilebilir. Burada da mitrali atrezik olan bir hasta, mitral atrezi single inlet hastası. Burada da ortak bir AV kapak var. Ortak AV kapak genellikle ventriküllere dengeli ya da dengesiz şekilde açılabilir. İzomelik hastalarda sıklıkla gördüğümüz yapı komplet AVS'de şeklinde olur ve çoğunlukla da atrioventriküler bağlantı dengesiz olarak açılır ventriküllere. Evet, bir sonraki basamağımız da ventrikül arteriyel bağlantı. Yani ventriküllerden çıkan büyük damarların yapısının ne olduğuna bakıyoruz. Burada da yine bir ventrikül olduğunda konkordan ya da diskordans olabilir ya da çift çıkışta olabilir, double outlet. Biraz önce girişte söylemiştik, çift girişler genellikle solken çift çıkışlar çoğunlukla sağ ventrikül şeklindedir. Doğru ya da dolu olabilir. Tek çıkışta olabilir, yani bir kapak atrezik olabilir. Bu pulmoner de olabilir, aorta da olabilir. Ya da ortak çıkışlı olan common outlet dediğimiz truncus arteriosus olabilir. Az önce AV ilişkiyi söylerken ventrikülleri iyi ayırt etmek gerekir demiştik. Büyük damarları da birbirinden ayırt etmek önemli. Kalpten çıkan bir büyük damar var ama bunun ne olduğunu bilemiyorsunuz. İşte Hacer biliyor. Son gelen hastada mesela aort interruption, koarktasyon soru işareti diye gelmişti. Aslında arkusu normaldi hastanın. O küçük olan damar pulmonerdi. Bazı ipuçlarımız var. Bazen hakikaten çok şüphede kalabilirsiniz. Gerekirse daha ileri görüntüleme metotlarına başvurabilirsiniz. Ama ECO'da genellikle koroner arterleri görüyorsanız o çıkan damarın aort olduğunu, çok ciddi bir bahtsızlık yoksa hastada hem ciddi kalp patolojisi hem de koroner arterler pulmoner arterden çıkmıyorsa genellikle aortadan çıkan koroner arterleri görürsünüz. Baş boyun damarlarını görmeniz yine o damarın size aorta olduğunu düşündürür. Çıkış angülasyonu bunu eko yaptıkça zamanla eliniz alışacak. Onun aorta olduğunu size gösterir. Pulmoner arterleri genellikle bifurkasyonundan ayırt edebilirsiniz. Açılanması farklıdır. Ve kompleks patolojilerde özellikle tek ventrikül adayı hastalarda stenotik bir damar görüyorsanız bunun daha çok pulmoner olduğunu düşünmenizi öneririz. Yani çok kompleks rapor yazdınız, hatta aort stenozu genellikle olmaz. Onun sonu pulmoner stenozla biter. Eğer bir damarı küçük görüyorsanız, hipoplazik görüyorsanız, hastanın saturasyonu da ona paralel şekilde düşükse ona pulmoner stenoz demek daha uygun olur. Herkes yerli yerindeyse veya konkordan adını veriyoruz. Sol ventrikülden pulmoner arter, sağ ventrikülden aorta çıkıyorsa da diskordan ismini veriyoruz. Evet, burada görüyorsunuz ventriküler arteriyel diskordansa örnek. Burası sol ventrikül parastenal uzun eksen. Burada bir koroner arter var ön taraftaki damardan çıkan. Önde aortası, arkada açılanan ve duktus akımı gelen bir pulmoner arter söz konusu. Veya diskordansa örnek. Her ikisi sağ ventrikülden çıkabilir. Double outlet sağ ventrikül olabilir. Tek bir büyük damar çıkabilir. PDA aracılığıyla aorta ya da pulmoner arterde olabilir. Single outlet olabilir. Ya da bütün damarlar tek bir truncal kökten çıkıp aortanın içerisinden pulmoner arterler ayrılabilir. O zaman da common outlet truncus arteriosus adını veriyoruz. Burada bir doğurma örnek hasta. Her iki büyük damar görüyorsunuz. Aynı ventrikülden çıkıyor. Burada yine hem çift girişli sağ ventrikül, kaba trabeküllü bir ventrikül gördüğünüz gibi. Her iki AV kapak o ventrikül açılıyor. Anteriorda tilt yaptığımızda da her iki büyük damarın da hem iki boyutluyla hem renkliyle bu kaba trabekülü sağ ventrikülden çıktığını görmekteyiz. Hasta çift girişli sağ ventrikül, çift çıkışlı sağ ventrikül olarak ifade edilir. Burada pulmoner atresi olan, kapak atresi olan single outlet, duktus yoluyla pulmoner arterler doluyor. Burada da truncus arteriosus, tek büyük bir damar çıkıyor, kapağı patolojik ve truncal damardan da sağ ve sol pulmoner arterlerin çıktığını burada kısa eksende de görmekteyiz. Bu da truncus arteriosus bir hastaya örnek. Situs'u tanımladık, apex'in yönünü söyledik, sistemik pulmoner venöz döngüsü söyledik, atrioventriküler bağlantı söyledik, ventriküler arteriyel bağlantıyı söyledik, ventriküler looping'i söyledik. Sıradaki tanımız büyük damarların uzaysal ilişkisi, büyük damarların birbiriyle ilişkisi. Normal sağlıklı insanlarda pulmoner arter önde ve solda yerleşmiştir ve birbirini sarar. İnversus dediğimiz zaman, biraz önce de bahsettim, bu karıştırılıyor bazen. İnversus sadece sağ-sol ilişkiyi değiştirir arkadaşlar. Ön arka ilişkiyi değiştirmez. Yani bir hastada situs inversus varsa sadece pulmoner arter sağa geçmiştir. Yine öndedir. Aorta arkadadır ve birbirini sarar.
Asıl bizim için önemli olan kompleks patolojilerdeki büyük damar ilişkisi mal pozisyon olarak ifade edilir. Mal pozisyon dediğimizde aort artık nereye gelmiştir? Öne gelmiştir. Eğer büyük damarların mal pozisyonu diyorsak aortu biz önde görmemiz gerekir. Aort öne geldiğinde önde ve sağda olabilir. Buna D malpoze adını veririz. Önde ve solda olabilir. L malpoze diyebiliriz. Yan yana yerleşimli olur. Side by side olabilir. Ya da aort tamamen önde yerleşmiş, ön arka ilişkili büyük damar ilişkisi karşımıza çıkabilir. Burada büyük damar ilişkilerini görüyorsunuz. Solitus deyince pulmoner arter solda önde, aort arkada ve sağda. Inversus dediğimizde gördüğünüz gibi sadece sol sağ ilişki değişti. Ön arka ilişkimiz değişmedi. Korekti TGA'da gördüğümüz L malpoze deyince aorta öne ve sola geçti. Pulmoner arter arkada ve sağda. Burası artık öne geldiği için mal pozisyonundan söz ediyoruz. Normal standart TGA'da gördüğümüz, sık gördüğümüz durum D tıp malpoze. Yani aort önde ve sağda. Onun dışında side by side, özellikle tazyik Wink anomalisinde sıkça gördüğümüz bir patoloji ya da ön arka ilişkili yerleşim olabilir. Burası normal bir hastanın görüntüsü. Burada da inversuslu aynı hayali ilişkiyi görmekteyiz. Bu D malpoze aortası, görüyorsunuz koronerleri var. Her ikisi de 3 kasklı. Bu arkadaki damara bakarsanız birazcık tilt yapınca bifurkasyon olduğunu da görüyoruz. Bu pulmoner arter, bu aorta. Aort önde sağda olduğu için D malpoze. Aort önde ve solda olduğu için de burada L malpoze. Burada side by side yan yana yerleşim. Burada da ön arka yerleşime örnektir. Evet, şimdi bu gördüğümüz hastalıklar, bu gördüğümüz patolojilerin ne, bir tane örnek üzerinden konuşalım. İlk önce situsuna baktık. Hastanın aortası solda, vena cava inferioru sağda. Bu hastaya situs solitus diyebiliriz. Situs solitus dediğimiz için de yukarısını nasıl tanımladık? Sağ atrium sağda dedik, sol atrium solda. Başka bir bilgi eklemedik. Sonra yan tarafa geçtik, dört boşlukta. İlk dikkatimizi çeken nedir? Burada pulmoner venlerin geldiğini görüyoruz. Subkostalden IVC, SVC'nin buraya geldiğini düşünüyoruz. İlk dikkatimizi çeken sağdaki ventrikülün kapağının apex'e daha yakın yerleştiği ve daha kaba trabekülle olduğu. Dolayısıyla bu kapağa ve ventriküle trifit kapak ve sağ ventrikül diyoruz. Buraya biz az önce situs solitus dediğimiz için ne demiştik? Sol atrium demiştik. Dolayısıyla sol atriumun altında ne oldu? Sağ ventrikül oldu. Bu hastada atrio-ventriküle ilişkiyi diskordans olarak tanımlayabiliriz. Daha sonra devam ettiğimizde burada parastanel uzun eksen görüyoruz. Öndeki sağ ventrikülden şurada koronerini gördüğünüz aorta çıkıyor ve bu arkada ikiye ayrılan sol ventrikülden de pulmoner arterin çıktığını görmekteyiz. Dolayısıyla sağ ventrikülden aorta, sol ventrikülden de pulmoner arter çıktığı için ventriküler arteriyel yani diskordans dedik. Büyük damar ilişkimizde aorta önde, solda, pulmoner arter arkada ve sağda yerleştiği için de L malpoze büyük damar ilişkisi dediğimizde hastaya corrected transpozisyon tanısı koymuş olduk. Bu tanımlamalar bizim rutinde kullandığımız sınıflama ve ifadeler. Bunun dışında Van Praan bir klasifikasyon sistemi var. Bunu rutinde her hasta için tanımlayıp kullanmıyoruz. Sadece bazı özel hastalıklar var. İşte bunu deyince hepimiz aslında anlıyoruz. IDD deyince patolojinin ne olduğunu kafamızda canlandırabiliyoruz. ALI deyince ambiguous L-loop ventricular inversus gene kafamızda canlandırabiliyoruz. İşte burada ilk harf büyük harflerle yazılıyor bunlar. Visceroatrial situs'u gösteriyor. Yani situs solitus'ta S, inversus'ta I diye isimlendiriliyor. Ventricular looping D ise D, L ise L diye yazılıyor. Ve büyük arterlerin birbiriyle olan ilişkisine de üçüncü büyük harf olarak karşımıza çıkıyor. Bu da Van Praan kendi klasifikasyonu. Böyle onlarca farklı ihtimal söz konusu. Ezberlemenize gerek yok. Sadece bu tanımlamayı yaptıktan sonra eğer böyle spesifik özel bir tanımsa yanına büyük harflerle IDD, ALI gibi kısaltmalarla da ifade etme şansınız var. Evet, buraya kadar olan kısımla ilgili soru ya da katkınız yoksa hızlıca bir de raporla nelere dikkat edeceğiz onlardan bahsedeceğim. Nasıl rapor yazalım? Biz söyleyelim, sekreter arkadaşlar burada, onları da çağırdım ki raporları güzel yazsınlar diye. Öncelikle noktalama işaretlerine ve şeylere dikkat edeceğiz. Virgüllere, noktalara. Değil mi Merlin? Evet, giriş bilgilerini oldukça önemli. Yani burada maalesef konseyde bazen hadi bu hastanın saturasyonunu bir daha bir bakıp gelelim diye tekrar bir sonraki konseye kalan hastalar oluyor. O yüzden saturasyon bize eğer ciddi yol gösterici olacaksa ve kararımızı çok etkileyecekse hastanın saturasyonu böyle anlık bir kez değil de birkaç saat arayla birkaç kez ölçüp yazmakta fayda var. Hastanın doğum tarihini, yaşını,
vücut ağırlığını ve doğum ağırlığını mutlaka yanına çoğunlukla ekliyor arkadaşlar. Bizim için niye önemli? İşte VSD diyoruz, kilo alamıyor. Kaç kilo doğmuş da çocuk kaç kilo olmuş? Bunu bilmemiz açısından mutlaka bu bilgileri yazmamız gerekiyor. Doğum ağırlığını ve şu anki vücut ağırlığını. Hastanın satürasyonu olmazsa olmaz, mutlaka yazmak gerekir. Ve dört de ekstremite tansiyon ölçümü. Belki her hastada mümkün değil bu ama koarktasyon düşündüğünüz, arkusi hipoplazi düşündüğünüz ve karar verirken bizim dört ekstremite tansiyonlarına ihtiyaç duyacağımız her hastada mutlaka ölçüp yazmanız gerekir. Yazmak demek gördüğünüz her şeyi geçirmek demek değil arkadaşlar. Yazarken bunu lütfen bir süzgeçten geçirerek yazın. Bazen geliyor mesela 160 alt ekstremite tansiyonu, 90 üst ekstremite tansiyonu. Hani gördüğünüz, aldığınız bilgiyi teyit edin, ondan sonra yazıya geçin. Eğer uyumsuzsa bunu yazarak getirmeyin konseye. Mutlaka tekrar ölçün. Bir yerde mutlaka yanlışlık var. Yani ben hiçbir hastanın alt ekstremite tansiyonu üstten 70-80 mmHg daha yüksek olduğunu hatırlamıyorum. Bazen böyle yazılabiliyor. Çünkü ölçüm sırasında çocuk ağlıyor, kasıyor. Hemşire anında ne görürse onu yazabiliyor bazen. Onu mutlaka dikkat etmek gerekir. Situs'u yazarken tabii normal sağlıklı insanlarda bu rapor formatında zaten hazır var. Bu şekilde situs solidus olarak belirtiyoruz. İnvers olduğunda kolonovertebral sağında ve arkasında aorta, IVC solunda önünde yerleşmiş diyoruz. Sayızömelik olduğunda bu şekilde ifade ediyoruz. Aorta ve kolonu vena cava inferior, vertebral kolonun sağında ya da solunda yerleşmiş, karaciğer orta hatta yerleşmiş diye ifade ediyoruz. Solizomerik olanlarda da bazen rapor yazarken zorlanıyor arkadaşlar. Hep bir şablon arama merakında oluyor. Şablondan geçirince de hastanın diğer bilgileri de aktarıldığı için bazen kalıcı olarak yanlışlık yapılabiliyor. O yüzden mümkün olduğunca raporlarınızı kendiniz oturup yazın. Bunu da şu şekilde ifade ediyoruz. Solizomeriklerde aorta kolonovertebrasının önünde yerleşmiş. IVC görülemedi. Çünkü IVC'nin hepatik segmenti yok. Hepatik venler direkt olarak atriyuma açılıyor. Burada atriyum açılıyor ifadesi kullanıyoruz. Çünkü atriyumların sol atriyum olduğu için sağ ya da sol diye belirtmiyoruz. Aortanın arkasında eğer sağda yerleşmişse azigos, solda yerleşmişse de hemazigos devamlılığı görüldü. Karaciğer orta hatta görüldü deyip parantez içinde sol atrial izomerizm şeklinde bitiriyoruz. Atrioventriküler bağlantıya geldiğimizde ise Concordan olan da AV konkordans, Discordan olan da AV diskordans şeklinde ifade ediyoruz. Dublin net olanlarda her iki AV kapak morfolojik genellikle sol ya da sağ ventrikül açılıyor. Diğer ventrikül çoğunlukla hipoplezik olduğu için onu da belirtmek gerekir. Burada şey konusunda bir kısıtlama yapmıyoruz. Dublin net sol diyebilirsiniz. Kulağımız çok alışkın çünkü. Çift girişli sol ventrikül diyebilirsiniz. İlla ki şunu ya da bunu kullanın diye bir terminolojik sınırlamamız yok. Hangisi kulağınıza daha iyi geliyorsa ama bir şeyi Dublin net sol diye başlıyorsanız veya diskordans diye bitirin. Yani hem birini Türkçe birini yabancı şekilde devam ettirmeyin. Çift girişli sol kullanabilirsiniz. Kamnin net olduğunda genellikle ortak AV kapak izlendi. AV kapak ventriküllere dengeli açılıyor ya da dengesiz açılıyor diye bunu mutlaka bu satırda belirtmeniz gerekir. Yani bir sağ izomerik hastada AVSD varsa genellikle dengesizdir ve bu dengesiz durumu sağ lehine ya da sol lehine ambalans şeklinde yazıp eğer hastada bir ventrikül ihtimali varsa burada daha önce konuştuğumuz işte açıları AV kapaklarının ventriküllere nasıl açıldığı konusundaki diğer detaylı bilgileri yine buraya eklemek gerekir. Single inlet olduğunda da sağda ya da solda yerleşmiş diye ifade etmek gerekiyor. Sağda yerleşmiş tricuspid kapak atrezik. Bunu böyle belirttiğimizde aslında situs ve AV ilişkiyi de ifade etmiş oluyoruz. Ventriküler arteri ilişki konkordans olabilir ya da diskordans olabilir. Burada aorta morfolojik sağ ventrikülden pulmoner arter morfolojik sol ventrikülden çıkıyor diye söylemek daha uygun. Double outlet olduğunda aort ve pulmoner arter morfolojik sağ ventrikülden çıkıyor ya da sol ventrikülden çıkıyor. Turun kusum tarifi bu şekilde. Single outlet'te de damar çıkışının görülemediği ifade edilir. Bu ifadeyi de sık kullanıyoruz. Aorta kompleks vakalarda genellikle sağ ventrikülden çıkar. Pulmonerde atrezik olur. İşte bunu bu şekilde ifade ediyoruz. Aorta morfolojik sağ ventrikülden çıkıyor. Pulmoner arter çıkışı görülemedi. Parantez içinde aortik outlet, sağ ventrikül, pulmoner atrezi. Bu doğru da olabilir aslında. TGA da olabilir. Birçok şey olabilir ama bunu söylediğimizde biz şunu anlıyoruz. Aorta sağ ventrikülden çıkıyor. Pulmoner arter çıkışı yok, atrezik olduğunu ifade etmiş oluyoruz. Aort pulmoner arter ilişkisini bahsetmiştik. Normalde aort sağda ve arkada, pulmoner arter solda yerleşmiş. Böyle olduğunda normal diyoruz. Sağ sol ilişki değiştiğinde inversus şeklinde yazıyoruz ve parantez içinde aynı hayali büyük damar ilişkisi şeklinde belirtebiliyoruz. Aort öne geldiğinde mal pozisyondan söz ediyoruz dedik. Aort önde ve sağda, pulmoner arter arkada solda yerleşmiş D malpoze. Tam tersi olduğunda L malpoze, yan yana yerleştirdiğinde de side by side büyük damar ilişkisinden söz ediyoruz.
Pulmoner venleri nasıl ifade ediyoruz? Pulmoner venler normal dönüyorsa tüm pulmoner venler sol atrium açılıyor diyoruz. Suprakardiyak olduğunda tüm pulmoner venler sol atrium arkasında bir kesede toplanarak vertikal venin seyrini ve gidişatını da yazıyoruz. Sol seyirli vertikal ven aracıyla innominate veni açılıyor. Renk Doppler'le akımı mutlaka belirtiyoruz. Obstrüksiyon olup olmadığını, obstrüksiyon varsa da CV Doppler'le gradyent alıp almadığımızı yazmamız gerekiyor. Bunu gradyent almasanız da yazın arkadaşlar. Yazarsanız bunu baktığınız ve darlık olmadığını gördüğünüzü ifade ediyorsunuz aslında. Yazmazsanız acaba darlık var mıydı yok muydu ölçtüm mü ölçmedim mi? Bunu böyle yazarsanız CV Doppler'le de baktım belirgin gradyent yoktu. Pulse Doppler'le de baktım gradyent yoktu diye ifade edebilirsiniz. Yine infrakardiyak olanda da desenden seyirli vertikal venarjı ile portal sistemi açılıyor şeklinde ifade edebilirsiniz. TAP-VD tanısı alan ve eko raporu yazdığınız her hastada ASD'yi, ASD'de şantın sağdan sola olduğunu ve herhangi bir obstrüksiyon olup olmadığını belirtmeniz gerekiyor. Sistemik venöz dönüşte IVC'yi ve SVC'yi tarif etmemiz gerekiyor. Sol SVC var mı yok mu onu söylememiz gerekiyor. Sol persistan vena cava superior deyince aslında sağ kava var ve bir tane de sol kava var. Normalde intrauterin dönemde iki kava da gelişir. Sol geriler, açık kalmaz. Açık kaldığında persiste ettiğini ifade ederiz. Onun için eğer persistan varsa genellikle koroner sinüs açılır. Bunu da koroner sinüs normalden geniş izlendi. Buraya açılan sol persistan vena cava superior görüldü. Interkaval iştirak var ya da yok şeklinde belirtmemiz gerekiyor. Bazen de sol seyirli SVC olabilir. Ne demek bu? Hastanın sağda SVC'si yoktur. Tüm sistemik venler soldan seyreden bir kavayla gelebilir. Sol seyirli SVC yazdığınızda da hastanın tek bir kavasının olduğunu, sağdakinin gelişmediğini, mevcut kavanın da soldan kalbe girdiğini ifade etmiş oluyorsunuz. Sol izomeride söylemiştik. Kalbe açılan IVC görülmedi. Hepatik venler direkt olarak atrium açılıyor. Azigos hem azigos veni sağ ya da sol SVC açılıyor şeklinde ifade ediyoruz. Gelelim interatrial septum'a. Bu sıra bizim eko raporumuzdaki sırayla gidiyor. 7. sırada interatrial septum'u değerlendiriyoruz. Interatrial septum standart hastalıklarda rutin yazılabilir ama kompleks patolojilerde mutlaka iki boyutlu çapını, renkli Doppler akım çapını, renkli Doppler'le şantın yönünü, yani şu doğru bir cümle değil. İnteratriyal septum kısmına 8 mm ASD görüldü. Bu son derece ne derler? En basit ifadeyle lanet tayin bir ifade. Yani önce iki boyutlu tanımlayacaksınız. ASD şu kadar milimetre, renkli Doppler akım çapı bu kadar ve eğer bir hipoplastsa, bir taplıysa, bir trihipsatresi ise sağdan sola şant mı var, soldan sağa şant mı var, ne kadar gradyent var? Yani biz burada ne mesajı vereceğiz? Bu hastanın interatrial septumu restriktif mi yoksa non restriktif mi? Akım yeterli mi değil mi? Bu mesajı vermemiz lazım ve hem sistolik hem de ortalama gradyentleri eğer kompleks bir patoloji ise raporumuza eklememiz gerekir. Sonra soldaki AV kapak sırası geliyor. Mitral kapak yapısında. Eğer patolojik bir mitral kapaksa iki boyutlu olarak tarif ediyoruz. Kordaları, papiller adeleleri, bir yapışıklık var mı yok mu? Tek bir papiller adele mi var, çift papiller adele mi var? Annülüsü, annülüsün ölçümü, Z-skoru. Bunların hepsini tanımlamamız gerekiyor. Daha sonra renkli Doppler'le yetersizliği ve darlık varsa inflow akımını değerlendiriyoruz. Yine pas Doppler'le mutlaka diyastolik ve ortalama akımları da rapora yazmamız gerekiyor. Eğer mitral kapakla ilgili bir patoloji düşünüyorsak. Diğer tarafa geçtiğimizde yine trikist kapağı tarif ediyoruz. Eğer epsilonoid bir kapaksa ne kadar apikal yerleşimde olduğunu, yetersizliğin ne kadar olduğunu tespit ediyoruz. Ve rutinde hepinizin yaptığı özellikle patolojik durumlarda trikist kapak yetersizliği yoluyla ölçülen sağ ventrikül basıncını işte bir miktar sağ atrium basıncı da ekleyerek oraya yazmamız gerekiyor. Onu da CV Doppler ile trikist kapak yetersizliğinden ölçülen sağ ventrikül basıncı 45 artı 10 şeklinde ifade etmek gerekiyor raporda. Bir sonraki rapor sıramızda ventriküler looping, D-loop ya da L-loop olduğunu yazıyoruz. Daha sonra ventriküler septuma geliyoruz. Ventriküler septumda da yine ASD'de olduğu gibi ventriküler septumun lokalizasyonunu önce perimembranöz bölgede, sonra çapını, defektin restrikte olup olmadığını tanımlıyoruz. Daha sonra renkli Doppler'le soldan sağa mı şantı var, sağdan sola mı şantı var ve geçişin nasıl olduğunu, türbülan bir geçiş mi, laminar geçiş mi, bunu da mutlaka renkli Doppler'i yazarken ifade etmemiz gerekiyor. Yani renkli Doppler'le şant görüldü, yine yanlış bir ifade. Renkli Doppler'le laminar şant görüldü diyorsanız, hastanın ventriküler arasındaki basıncın eşit olduğunu ifade etmiş oluyorsunuz.
CV Doppler'le de aldığınız gradyenti yazın mutlaka. Düşük gradyent aldığınızda, türbülan bir akım görüp düşük gradyent alıyorsanız yanında mutlaka akıma paralel düşülemedi, gradyentin daha yüksek olduğu düşünülüyor şeklinde bir ifade açıklayıcı yapmanız gerekir. Sol ventrikül çıkım yolunu tanımlıyoruz. Yine iki boyutlu renkli ve CV Doppler'le özellikle subaortik reachlerde reachin aort kapağından uzaklığını, sol ventrikül çıkım yolunu ne kadar daralttığını mutlaka ifade ediyoruz. Özellikle posterior malalignment VSD'li hastalarda sol ventrikül çıkım yolu ölçümlerini birkaç farklı yerden yapıp Z skorlarını yazmak gerekir. Özellikle bir ventrikül tamir olacak mı, hastanın VSD'si kapatılacak mı, kapatılmayacak mı kararını vermek için aort kapak anüsünü de ölçtüğümüz gibi LVOT ölçümlerini de ciddi şekilde yapmak, farklı açılardan büyüterek almak gerekir. Bu tür küçük ölçümleri ekoda büyüterek yapmak çok önemli. Çünkü sizin küçük bir hatanız gerçek ölçümde çok büyük bir yanılgıya yol açabilir. O yüzden bu tür 3-4 milimetrelik şeyleri ölçerken zoom ayarını kullanarak ekoyu büyütmeniz, ondan sonra ölçüm yapmanız oldukça önemli. Sonra aort kapağı tarif ediyoruz. Aort kapağın yapısını, kalın olup olmadığını, tipini, yani eğer bir küçük aorta varsa tip 0, tip 1, hangi kapaklar arasında yapışıklık var, rafe var, onları tarif ediyoruz. Ölçümler çok önemli. Rutinde de hastalara yapmanızı öneriyoruz. Aort kapak, sinüs vasal ve stenotubüler junction ölçümlerini ve Z skorlarını rapora eklememiz gerekir. Eğer bir darlık varsa darlığın nereden başladığını, yetersizlik olup olmadığını ve aort ölçümlerinde de hem sistolik ölçümü hem de ortalama gradyenti mutlaka rapora yazmak gerekir. Koroner arterleri bazı rapor örneklerinde yok ama genellikle onları da yazmak gerekiyor. Özellik varsa işte alt kapa arka kapa düşünüyorsanız Kawasaki geçirmişse Z skorlarıyla beraber sağ ve sol koroner arterlerin çıkışlarını özellikle koreksiyon gerektirecek fallot tetrürüsü gibi sağ ventrikül çıkım yoluna girişim gerektirecek hastalarda koroner arter çıkışlarının normal olup olmadığını görüp yazmak gerekir. Scale'i çok azalttığınızda koroner arter akımlarını da görebilirsiniz. Ekranı büyütürseniz ve scale'i azaltırsanız koroner arterlerin antigrattan dolup olmadığını, herhangi bir obstrüksiyon olup olmadığını görme şansınız söz konusu olur. Sonra ascending aorta ölçümlerini yapıyoruz, akımına bakıyoruz. Arcus aortaya geldiğimizde arcus aortanın antigrat yolda dolup olmadığını, proksimal, distal ve ismusun ölçümlerini, Z skorlarını mutlaka koarktasyon, arcus hipoptezi düşündüğümüz tüm hastalarda yapmamız gerekiyor. Bunu rutinde her hastaya yapmamız şart değil arkadaşlar. Sadece koarktasyon, arcus hipoptezi düşünüyorsak arcusun yönünü ve akımdan renkli Doppler akım çapını ve iki boyutlu akım çapını mutlaka ölçüp not etmemiz gerekir. Sağ ventrikül çıkım yolu özellikle fallo ve çift çıkış sağ ventriküllerde önemli. Onu da sağ ventrikül çıkım yolu anterosefal malalignment ve hipertrofik kas bantları nedeniyle tünel şeklinde daralmış diye ifade ediyoruz fallolarda. Akım türbülan ve maksimum aldığımız gradyenti tanımlıyoruz. Pulmoner kapağı tanımlıyoruz. Animüsünü mutlaka ölçüyoruz. Özellikle aort stenozu olup ROS ihtimali olan hastalarda pulmoner kapağında detaylı tanımlanması şart. Hem anatomik yapısının hem anüslerinin aortla uyumlu olup olmadığını tanımlamamız gerekir. Pulmoner kapak darlığı deyip geçmemek gerekir. Anüsün kendisi mi dar, supravalvüler bölge mi dar, subvalvüler mi dar, valv tethering var mı yok mu, anüs skorlarını mutlaka rapora ilave etmek gerekir. Daha sonra pulmoner arter dallarına geçiyoruz. Pulmoner arter dallarını, ana pulmoner arterin normal olup olmadığını, sağ ve sol pulmoner arterlerin çaplarını özellikle cerrahi geçirecek koreksiyon hastalarında ölçüp Z skorlarıyla birlikte not etmemiz gerekiyor. Her iki pulmoner arterin ana pulmoner arterlerden çıkıp çıkmadığı, konfüren olup olmadığı, eğer konfüren değilse diğer pulmoner arterin aortadan ya da farklı bir yerden köken alıp olmadığını da belirtmemiz gerekir. Bazen ana pulmoner arter içerisinde renkli Dopplerli akımlar görebilirsiniz. Bunun bir fistül olup olmadığını, sistolik ya da sistolik diastolik olup olmadığı konusunda da rapora notunuzu almanız gerekir. Ductus arteriosu olup olmadığını tarifliyoruz. Ductusun aortik tarafını, pulmoner arter tarafını ve uzunluğunu mutlaka ölçüyoruz. Bu ölçümler özellikle transkateter PDA kapatılması sırasında kullanılan önemli ölçümler cihaz seçimi açısından. Türbülen ve laminar şant olup olmadığını ve buradan ölçtüğümüz gradyent ile de pulmoner arter basıncı hakkında yorum yapmamız gerekiyor. Sonlara geldik. Perikard, endokard ve miyokard hakkında da yorum yapmamız lazım. Perikardın kalınlığı, parlak olup olmaması, efüzyon ya da konstrüksiyon olup olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Endokardı değerlendirmek önemli. Fibroelastozis var mı? Özellikle borderline sol ventrikül hipoplastik sol kalp gibi patolojilerde fibroelastozis var mı yok mu ve derecesinin ne olduğunu tanımlamamız gerekir. Vejetasyon trombus var mı yok mu görmek ve bilmek gerekir.
Gördüğünüz vejetasyonları ya da trombositleri mutlaka büyüterek ölçün ve kaydedin arkadaşlar. Bu hastanın takibi ve seyri açısından oldukça önemli. Bu kadar büyük müydü, küçük müydü tartışmasını önüne geçmek için mutlaka raporunuzda kitle gördüğünüzde bu vejetasyon olur, trombus olur, başka bir kitle olabilir. Mutlaka ölçümlerini yazın ve kaydedin farklı açılardan. Bunu yaptığınızda bir trombus gördük, küçülüyor mu, küçülmüyor mu ilerleyen zamanlarda anlama şansımız söz konusu olur. Miyokardı da özellikle non-compaction varlığının olup olmadığı konusunda değerlendirmek gerekir. Son olarak da ventriküler boşlukları ve ölçümlere, kontraksiyonlara bakıyoruz. Normalde Enmod'la ölçtüğümüz şey bize KF'yi verir arkadaşlar. EF volümle ilişkili bir ölçüm olduğu için aslında Enmod'la ölçtüğümüz şey EF değildir. Dolayısıyla KF ölçümünü mutlaka rapora yazın. EF ölçmek istiyorsak Simpson metodu kullanıyoruz. Birçok makinede Simpson var. Simpson'la EF ölçümleri yazılabilir. Ayrıca sağ ventrikül fonksiyonlarını değerlendirmek için de en azından hepsini yapmasanız bile tapse ve patch bakmak sağ ventrikül fonksiyonları için bize fikir verecektir. Ekoraporun son satırında kalp boşlukları ile ilgili bölüm önemli. Özellikle tek ventrikül hastalarında o bölümde hangi ventrikülün hipoplezi olduğu ya da kalp boşluklarının dilate olup olmadığını, hipertrofik olup olmadığını son boşlukta yazmak gerekir. Ve tüm ölçümleri özellikle patolojik olan durumlarda standart her hastada Z-score'u bakmanız şart değil ama kalın görüyorsunuz, boşlukları geniş görüyorsunuz. Bu tür durumlarda mutlaka Z-score'larıyla birlikte hem septum kalınlığını sistolde ve diyastolde hem de arka duvar kalınlıklarını, sol ventrikül çaplarını, sistolik ve diyastolik çaplarını ölçerek rapor etmemiz gerekir. Sonuç olarak da hastalara situsundan başlayarak işte saat rezomerizm, dextrokardi, ambalans, komplet AVS'de bunun içerisine detayını yazabilirsiniz. AV kapak yetersizliğini mutlaka belirtmeniz gerekir. Ventriküler çıkış yolunu, çift çıkışlı sağ ventrikül olup olmadığını, D-loop olup olmadığını, pulmoner darlık olup olmadığını belirtmek önemli. Bazen obstrüktif tapvıdılarda pulmoner stenoz olduğu halde bile hastalarda pulmoner hipertansiyon venöz olabilir. Eğer öyle bir durum varsa da bunu raporun sonuna ifade etmeniz gerekir. Raporun son ve en önemli kısımlarından birisi de not kısmı. Raporunuzun altına mutlaka bir not yazın. Yani hasta eko yaptınız tamam. Yani ne konuştunuz aileyle, ne bilgi verdiniz, ne yapmayı planlıyorsunuz, amacınız ne? Konsey mi çıkartacaksınız, sevk mi edeceksiniz, eve mi göndereceksiniz? Bunların hepsinin altında not olarak yazılması gerekir. Ne yazacağız? Hastanın birincisi ekstra kardiyak sorunları var mı yok mu? Hasta fontan hastasıdır ama serebral palsidir. Glenn'den sonra hasta serebral palsi olmuştur. Bunu eğer siz notunuza yazmazsanız hasta ilerler. Birisi gelir anjiyo yapar. Çünkü anjiyo salonundaki adam da onu görmez belki. Yatmıştır önüne. Fontan anjiyosu yapar. Konseye gelir fontan kararı alınır. Halbuki hasta yürümüyordur, konuşmuyordur. O yüzden hastadaki ekstra kardiyak sorunları ne olursa olsun işte kulağı yok, gözü yok, şurası şöyle, burası böyle. Hacer ablanız gibi. Ne olursa olsun buraya ekstra kardiyak sorunları mutlaka not edin. Yani tabii ki tıbbi ve bilimsel ifadelerle not edin. İkincisi hastanın sosyal durumu. Bu birçok hasta için ve karar alma mekanizması açısından çok önemli. Büyük çocuklarda eğitim durumu, okuyor mu, liseye mi gidiyor, ortaokula mı gidiyor, çalışıyor mu, ne iş yapıyor? Çünkü konseylerde hatırlarsanız bazen bunları göz önünde bulundurarak hastalara karar alıyoruz. O yüzden bunun mutlaka sosyal durumunda not edin. Kullandığı ilaçlar bu çok rutin oturdu. Sekreter arkadaşlar da hemen sorup yazıyor ne kullanıyor, ne kullanmıyor, ne zamandır kullanıyor. Ne planladınız tetkik olarak işte MR mi planladınız, CT mi planladınız? Ya da planlanan işlem hastada sınırda bir hasta hastanın bir ventrikül tamir olabileceği düşünülür. Şunlar yapılacak sonra bir ventrikül tamir için değerlendirilecek şeklinde ifade edilebilir. Burada AG ile görüldü diye bir ortak bir şey var. Her ne kadar hepsini ben görmesem de sıkışınca yazabilirsiniz. AG ile değerlendirildi, şunu önerdi diye. Mutlaka hastaya ve ailesine önerilerinizi altına yazın. Bir şey yapmayacaksanız da kontrol çağıracaksınız da hasta 3 ay sonra, 6 ay sonra. Bunu da yazmanız çok önemli. Yani hasta gidiyor bazen 2 yıl sonra geliyor. Hasta VSD, AVP mesela siz aorta yetersizliği görmüyorsunuz. Diyorsunuz ki 3 ayda bir görelim. Hasta bir geliyor aort kapakta önemli yetersizlik. Aile diyor bizi çağırmadınız. Ama altına notunuzu yazarsanız kontrol sıklığınızı hem kendinizi garantiye almış olursunuz hem de hastanın takibinin daha düzgün olmasını sağlamış olursunuz. Diyorum ve sözü bitiriyorum. Teşekkür ederim. Evet, sorusu katkısı olan varsa alabiliriz. Raporlamadan önceki slaytlarına gelir misin? Kendine bir Bunu durduralım isterseniz. Bir saniye.
Bence de olur.